Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle görünümü muhteşem olan görünümü iki farklı şekilde yapabileceğiniz patatesli börek tarifini paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2,5 bardak su, yarım bardak yoğurt, yarım bardak yağ, bir mayanın 1/4'ü, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı tuz ve aldığı kadar un ilave ediyoruz. Üzerine sürmek için margarin kullanacağız. İç harcı için 6 haşlanmış patates, 2 soğan, sıvı yağ, tatlandırmak için kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. 1 bardak ılık suyumuzu kabımıza alıyoruz. Yarım bardak yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 çay kaşığı tuz, mayamızın 1/4'ünü ilave ediyoruz ve çırparaktan mayamızı, şekerimizi suyla birlikte güzelce eritiyoruz. Erittikten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Bekletmiş olduğumuz mayamıza unumuzu ilave ediyoruz. Bu arada ondan önce ilave etmem gereken 1,5 bardak su ve yağı unutmuşum. Yağ ve suyu tekrar ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştırarak unuma iyice yediriyorum. Sizler suyun hepsini ve yağı unu ilave etmeden önce koyunuz. Gördüğünüz şekilde belli bir kıvama geldikten sonra telle çırpmayı bırakıyoruz. Bir taraftan unumuzu ilave ederken eliyle yoğurmaya devam ediyoruz. En az hamurumuzu 4-5 dakika kadar yoğuruyoruz. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Poğaça ve börek hamurlarında yoğurma işlemi gerçekten çok önemlidir. Yoğurdukça hamurumuz bu kıvamı alıyor. Onu serpiştiriyoruz ve hamurumuzu son hamle yaparaktan toparlıyoruz. Üzerine streç folyeli ile veyahut da kabımızın kapağı ile kapatıyoruz. 1 saat kadar bekletiyoruz. 6 adet haşlanıp küçük doğranmış patatesimize 2 soğan ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber yağımızı da ilave ediyoruz. Tuzu da ilave ettikten sonra birlikte karıştırıyoruz. Tepsimizi tereyağı ile yağlıyoruz. Tepsimizin her yerini mutlaka güzelce yağlamalıyız. Bu arada hamurumuz 1 saat bekledi ve gördüğünüz şekilde çok güzel bir şekilde kabardı. Hamurumuzu unlamış olduğumuz tahtamızın üzerine alıyoruz ve ikiye kesiyoruz. Yuvarlıyoruz. Önce hamur parçamızın bir tanesini alıyoruz. Merdane veya oklava ile tepsimizin büyüklüğüne göre açıyoruz. Yağlamış olduğumuz tepsimizin içerisine koyuyoruz. Elimiz ile hamurumuzu tepsimize göre açıyoruz ve biraz yükseltiyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde gördüğünüz gibi yükselttik. Fazla gelen kısımları bıçak ile kesiyoruz. Tekrar tepsimize göre ayarlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz patatesi harcımızı dökerekten düzleştiriyoruz. Bıçak ile de hamurumuzu patatesimizin aynı hizasına gelecek şekilde düzleştiriyoruz. Üzerini kapatarak bir kenara alıyoruz. Diğer parçamızı da alıyoruz ve tepsimizden yaklaşık 4-5 santim daha büyük açıyoruz. Oklava ile gördüğünüz şekilde 3'er santim eninde 4 parça şerit kesiyoruz. 12 parça ince şeritler kesiyoruz. Yarım santim genişliğinde de 6 adet şerit kesiyoruz. Yuvarlak kalıp veya da bardak kullanaraktan gördüğünüz şekilde yuvarlaklar yapıyoruz. Kenardaki fazlalıkları çıkartıyoruz. 3 santim eninde kesmiş olduğumuz şeritleri alıyoruz ve gördüğünüz şekilde tepsimizin üzerine diziyoruz. İnce kesmiş olduğumuz şeritleri de ikişer tane kalın olan şeritlerimizin aralarına diziyoruz. Tepsimize fazla gelen kısımları bıçak ile keserek çıkartıyoruz. Yarım santim eninde kesmiş olduğumuz şeritlerden 3 tanesini alıyoruz. Uçlarını birleştirerekten gördüğünüz gibi örgü örer gibi örüyoruz. Hazırlamış olduğumuz örgülerimizi tepsimizin kenarına yerleştiriyoruz ve fazlalığını kesiyoruz.
Gördüğünüz gibi yine muhteşem görünüyor. Fazla uğraşmak istemiyorsanız bu modelle de fırına sürüp pişirebilirsiniz. Ama biraz daha güzel görünmesini istiyorsanız çıkan kenarları açaraktan tekrar yuvarlaklar kesiyoruz. Ve bıçak ile gördüğünüz gibi küçüklü büyüklü yapraklar yapıyoruz. Zor gibi görünse de gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay ve basit. Kenardaki fazlalıkları tekrar çıkartıyoruz. Ve yaprakların daha güzel görünmesi için gördüğünüz şekilde kenarlarına çizikler kesiyoruz. Yalnız ortasını tam kesmiyoruz, sadece bastırtıp çizik atıyoruz. Yapraklarımızın hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Yuvarlakların üzerine margarin sürüyoruz ve gördüğünüz şekilde dizerekten yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra bıçak ile ortadan ikiye kesiyoruz. Gördüğünüz şekilde iki tane gül oluyor. Kenarlarını açtırtaraktan yapmış olduğumuz böreğin üzerine istediğimiz gibi diziyoruz. Ben iki tane de küçük yaptım. Kenarına yaprakları da diziyoruz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem görünüyor. Fırça ile her yerine margarin sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz. Pişme süresi her fırına göre 5-10 dakika fazla veya az olabilir. Bunu kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz. Ve gördüğünüz gibi böreğimiz gerçekten muhteşem oldu. Dediğim gibi fazla uğraşmak istemiyorsanız üzerine gülleri yapmadan da pişirebilirsiniz. Öyle de çok güzel görünüyor. Ama biraz daha fazla güzel görünsün diyorsanız gördüğünüz gibi çok basit işlem olan çiçekleri ve yaprakları yapıp üzerine istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Böreğimizi sıcak sıcak sunum yapıyoruz. Kesip bir de içerisini görelim. İnsan böyle güzel bir börek yaptıktan sonra gerçekten kesmeye de kıyamıyor. Hem göze hem damağa hitap ediyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz gerçekten muhteşem oldu. Tadına da bir bakalım. Böreğimizi dilimledikten sonra servis tabağına alıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsün Sarayı'na abone olmayı unutmayınız.